Oku istersen Serdar abi, senin sesinden duyalım. Geldi büyük ekranda. Benden daha komple futbolcu yok. Her durumda tarihin en iyi futbolcusu benim dedi 5. Ballon d'Or'undan sonra. Her durumda tarihin en iyi futbolcusu benim gelmiş geçmiş dedi. Olabilir abi, bu görüşe katılan çıkar. Evet, katılan ya. Var, hemen onu da görelim. Zidane'ın açıklaması. Teknik direktörü gerçi, takımda kalmak için normal de. İstatistikler kendi başına konuşuyor. Ronaldo benden çok çok daha iyi futbolcu. Hatta tarihin en iyi futbolcusu. Peki, siz ne diyorsunuz? Şimdi benim gönlümde Maradona'nın yeri ayrıdır. Yani Messi de çok büyük futbolcu. Ama bu büyük oyuncu abi. Çok büyük oyuncu var. Yani bu Cristiano'ya bence çok haksızlık yapılıyor. Birincisi, bu Messi'den daha iyi adam. İyi insan yani. İkincisi, onu bilmiyorum, nereden? İkincisi, muhabbetim yok. Hayır abi, şimdi muhabbetten önemli değil. Adamın yani yaptıkları, mazlumlara tamam, yardımları falan. Evet. Şu bu yani, yani vergi kaçırması yok, bilmem katakullisi yok, yalandan ben gidiyorum tripleri yok. Gördün Messi'yi ama sen de şimdi. Aa, yok böyle Messi'nin var öyle şeyler ama. Abisinin babasının böyle işleri yok. Öyle yani, adam iyi, bir kere iyi çocuk. İki, hani bizim futbolcular diye çok baskı altındayız. Çok baskı altında. Adama milli maçta bile Messi senden daha iyi diye tezahürat yapıyorlar. Bak, milli İzlanda'da falan oynuyor adam. Tezahürattı tabii. Tezahürat Messi senden Bankart daha iyi. Bankart bile açtılar öyle. Valencia'da sadece buna küfür ediyorlar. Gidiyorlar Mallorca'ya, sadece buna küfür ediyorlar. Yani bizimkiler var ya, çok baskı altındakiler. Çok fazla baskı altındayız. İşte bizi de anlayın. Yanlarım ağrıyor. Dünyada yok ya böyle şeyler falan. Yalanın en dik alası bu, tamam mı? Dünyada böyle bir şey, bara gidiyorsun, maçtan çıkıyorsun, her şey bitti diyorlar falan var ya. Hiç öyle bir şey yok halbuki yani. Ya bu adamı, bunu Real Madrid taraftarı yuhladı ya. İstatistikleri ver, istatistikleri. O da rezalet. Dur. Ver. Şunu ver. O zaman şöyle göreceğiz. Şunu göreceğiz. Verme. İstatistikleri ver. Hangi? O zaman deme. Hangi Ronaldo'nun istatistiklerini ver. Hazırlamadın mı? Hayır, var bir tane. Nerede o? Şu 11. 11. Ama kıyaslamalı. Kıyaslamayı bırak şimdi, ver. Tabii, ikisinin de istatistiğini vereceğim işte. Büyük ekranda geldi. Abi gel. Yok Sabah işte bu var. Yanlış. Bizim BİP'te vardı, çocuklar atmıştı bak toplam. Bak bir dakika bu okuyalım. Adam. La Liga'da 395 maç, 362 gol Messi, 275 maç, 287 gol Ronaldo. Şampiyonlar Ligi'nde 121 maç Messi, 97 gol, 150 maç Ronaldo, 115 gol, daha üstün zaten. Tüm kariyerinde 730 maç Messi, 489 gol, 842 maç Ronaldo, 612 gol. Bir tane daha istatistik vardı. Hangisi o? Burada sen yok işte, keşke ben sana onu atsaydım. Evet. 850 tane gol atmış. Bir de işte kaç gol atmış? 700 tane gol atmış. Bir de asisti var o kadar. Yani 300 tane falan da asisti var. Tamam mı? Toplam hani kaç gol diyor abi adamı? Bir daha göster. Toplam 842 maçta kaç gol? 600 gol diyor. Gösteriyor. 612 gol, 842 maçta. Ha, 612 gol. İşte 250 tane de asisti var. Ya bu adam daha ne yapacak ya? Hala buna diyorlar ki asıl baba Ronaldo öbürüydü filan. Bu 4 tane Şampiyonlar Ligi, 3 tane Şampiyonlar Ligi var. 3 tane mi? 4 tane Şampiyonlar Ligi var. Tabii. 5 tane Ballon d'Or'u var. 5 tane Ballon d'Or'u var. Bir kere yılın futbolcusu var. 3 kere FIFA bilmem nesi var. Avrupa kere şampiyonu oldu. Portekiz'de Avrupa şampiyonluğu var. E Serdar. Daha ne yapacak bu adam Serdar, ya? Serdar, hep varlarını saydın. Bir tane yokunu söyleyeyim mi? Hı. Xavi Iniesta'sı yok bu adamın. Ha, ve Xavi Iniesta'sı yok. Modric kolosu var. Xavi Iniesta dediğin adam Messi yaptı. Bir de bu Manchester'da 31 tane attı abi. 31 Premier Lig'de. Hadi git Premier Lig'de Messi göreyim ya, bir 28 tane at. Xavi'siz Iniesta'sız 31 taneden düşürdüm bak, 3 tane düşürdüm. Modric Kroos dediğin adam daha 3 yıldır var. Xavi Iniesta Messi sırtında 8 tane taşıyor. O Premier Lig sertliğinde bu adam 31 tane gol attı. Ya zaten şurası bir gerçek. Messi'den ve tüm oyunculardan daha çalışkan, daha robotik bir adam olduğu gerçeğine sahibiz. Messi'nin ben saf yetenek anlamında daha özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ya elbette öyle, ama şimdi adam bir tane reklam da değil, belgeseli yaptılar. Topu ortalıyorlar. Kafaya çıkıyor, kafa vuracak. Diyorlar ki bunu sen gözün körken yapabilir misin? Tamam mı? Bunu izleyin. Zifiri karanlık yapıyorlar ortamı. Hiçbir şey görmüyor abi adam. Kale burada. Çıkıyor kafaya vuruyor. Çıkıyor vuruyor. Orta yapıyorlar vuruyor. Tamam mı? Diyorlar ki bunu zifiri karanlıkta yapabilir misin? Adam bütün ortamı karartıyorlar. Adam topun sesinden çıkıp vuruyor, gol oluyor abi. Gece görüş kamerasıyla uzaktan çekiyor, gol oluyor adam. Atıyor ya. Çünkü fotoğrafik hafızayı almış kaleye adam. Böyle bir adam da bir de kas hafızası oluşmuş. Tabii. Nasıl sıçıyor? Zaten direk kadar sıçıyor. Aşağı yukarı direk mesafesinde vuruyor topa. Çıkıp aşağı doğru vuruyor topu. Ama büyük mücadelecilerde bu vardır, biliyor musun? Bir de adam durduğu yerde
Durduğu yerde en yükseğe sıçran oyuncu. Yani koşarak sıçrarsın da hani durduğu yerden sıçramak zor bir şey biliyorsun. Dikey. Var olduğun yerden. Tabii. Şimdi Messi de çalışkan adam. Messi bu boyda yıkamıyorsan tekme atıyorsun düşmüyor abi. Devrilmiyor. E çıkıyor i̇şte kafayı da vuruyor. İşte onların hepsi kuvvet, güç ya. Messi de çalışkan. Çalışkan oyuncu. Tabii ki. Ama bu bambaşka bir oyuncu. Hem yeteneği var hem de çalışkan. Yeteneksiz, siz ne düşünüyorsunuz? Yeteneksiz 650 tane gol atılır mı abi? Tarihin en iyisi kim? Ronaldo mu? Ve ya bence tabii. Maradona da hani. Sen ne diyorsun Mehmet abi? Dur gene ismini tarihin en iyisi dedim. Tarihin o zaman abi yani mesela Metin Oktay mı, Tanju Çolak mı? Hepsi de sorular... ama biz çok şanslı adamız. Tartışılır hepsi. Biz çok şanslı adamız. Bunların ikisini aynı anda izledik. Maradona'yı izledik. Aynı maçta sen seyrettin mi? Aynı maçta seyretmedim. Ben seyrettim. El Clasico seyrettin mi sen? Vay be. Ben bir kere seyrettim. Ben de hepsini. Bana kısmet olmadı bak. El Clasico ben de izlemedim. Yani bu canlı. İkisini ayrı ayrı izledim ya. Ama şey seyretmedim. Gidelim mi sonrakine? Vallahi gidelim. Vallahi gidelim, organize çok edelim. Çok güzel olur. Gidelim. Efsane gerçekten olur. Gidelim. Tamam. Gel. Bak kesin kesin. Gel beraber Barcelona'ya gidelim. Gel beraber Barcelona'ya gidelim ama millet işini sen organize et. Kesin gidiyoruz. Gerçi benim tamam. Arkadaşlarım da orada. Orada var ya. Yeni evet. Edindim ben ha. Yeni edindim bir şey yapalım. Biliyorum. Aa, gidelim ya. Ben bir dakika bak. Ben ikiniz bir yere gidemezsin. Sen yap. Yemeğe gidemezsin. Beraber yapalım. Doğrusu bu gelmeyecek ki ya. Kesin bir dakika. Gelecek ya. En sonunda Mayıs'ta gidelim, o konuştuğumuzdan beri neye gelmiyor? Hepsine gidelim. Gidelim. Hepsine ben organize edersem gidersin. Ama dakika. Ben Madridistayım onu baştan söyleyeyim yani. Sen de ben Madridista. Siz zaten Madrid ben Barcelona. Destekleyeceğimiz bir. Ya bu arada tarihin en iyisi demişken sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Tarihin en iyisi lafı. Az önce verdiğim örnek mesela Metin Oktay mı Tanju Çolak mı? Bu sorunun cevabı babama göre dönemine başkadır, göre. Bana göre başkadır. Bu arada yani bak, o tarihle hani çok o şey karanlıkta yani. Kafa vurmaktan bahsettin ya, bu mücadeleci oyuncularda vardır. Dikembe Mutombo Michael Jordan'a diyor ki bir maçta, gözün kapalı at da görelim diyor. Çat diye atıyor abi. Ve gözünü kapıyor biliyorsun, birinci faal atışı, ikinci atış, ikisi de giriyor. Tabii abi. Yapa, ya Michael Jordan reklam filminde atacak, atamayacak. Tamam mı? Reklam filmin şekli o. Atamaması lazım. Atacak, top girmeyecek. Aa filan yeteneklerini mi kaybediyor bilmem ne filan. Bir tane gazoz içecek, bir daha atmaya başlayacak. Bu. Filmin senaryosu bu. Ya adamın şeyini çekememişler ya. Çünkü atıyor hepsini. Adam atıyor giriyor abi. Atamayayım. Yine bir... Atamamaya çalışıyor yine giriyor. Atamayan atıyor atarlar yani. Abi. Neyse ya bu arada de... Serdar biz... Kasa hafızası işte. Yani Dikembe Mutombo hikayesi bir tane daha var, onu da söyleyeyim. Bir All-Star maçında, direkt izledim NBA TV'de. Dikembe Mutombo diyor ki herkesin üzerinden smaç vurdun. Ha ha, bir tek benim üzerimden vuramadın. Öyle mi ya? Öyle böyle. Maçta biliyorsun dönüyor, geliyor üzerinden smaç vuruyor, bir de böyle hareketi var. Bir de ama direkt Michael Jordan aşırı çalışkan. Aşırı motivasyonu var bir de. Aşırı çalışkan, o da çok çalışıyor. Bir de lider kadar fırça atıyor diğerlerine. Tabii. Yani yumruk atmıştır. Steve Kerr şu an Golden State Warriors'un hocası. Antrenmanda bizim kadar çalışmayacak mısın diye yumruk atmışlığı tabii, bile tabii, var. Tabii fırça atışı var. En son, İdman'a en son gelir. Hepsi baba hoş geldin falan ya, ama çok çalışkan adam. Öyle, abi, çok Serdar çalışıyor. Yerinde değil ama... Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird'ü seyrettik. Kerim Abdul-Jabbar'ın sonunu seyrettik. Evet. Jenerasyon olarak ve bunların hepsini biz canlı televizyonda birebir seyrettik. Dream Team'i izledik 92 Barcelona'da. 202 asistmiş bak İsmail attı. 883 maç. Demin anlattım. 622 gol, 202 asist. Adam daha ne? Her tamam. Maçta bir şey yapmış. Tarihin en iyisi olarak bilmiyorum ama yani. Bence bu kadar bu istatistikler hiçbirinde yoktur abi. Bak, ha, bir de şu var abi, Maradona çok büyük oyuncuydu. Bir de büyük karakterdi. Evet. Hastasıyım. Oyunu değiştirdi. Ama o zamanın futbolu başkaydı. Başkaydı tabii. Bunlar o zamanın futbolunda olsa 500 tane atarlardı. 500 tane zaten geçmişlerdi. Zaten 60'lardı. 1500 tane atarlardı yani. Yani. O zamanki savunma falan olsaydı. Bir liste yaptım. Onu bu arada bak demiş ki Mert Bey. Messi cesaretini toplayıp İngiltere'ye gitmeden Ronaldo ile kıyaslamam. Dünya kupası alırsa Ronaldo'dan büyüktür. Bu sene göreceğiz onu. 2018'de yani. Peki şu listeye ya Bosna'da gidemedi bu arada Dünya Kupası'na ya. Fatih Hoca geçecek mi başına? Fatih Hoca giderse geçer. Ya nereye gidiyor? Bak bir liste yaptım. Ya nereye gidiyor? Hani Ronaldo diyor ya, en iyi benim. Kimler var? Maradona, Arjantin'den. Pele, Cruyff, Messi, Ronaldo zaten kenara koyuyor. Her boşuna çalışmış. George Best, 40 Ronaldo. 40 yılda çalışmış, boşuna çalışmış. Ya boşuna ya, değil. Ya bu olmaz abi. Hayır, Ronaldo diyor ki ben bunların abi. Hepsinden iyiyim diyor. Di Stefano, Zico, Zidane, Puskas, Eusebio, Garincha, Ronaldo devam. Gerçek olanı Brezilyalı oldu. Van Basten, Roberto Baggio, Eric Cantona, Michel Platini, Bobby Charlton, Lev Yashin, Maldini. Hepsinden iyi mi bunların şimdi Cristiano Ronaldo? Dünyada şu anda nefes alan kaç bin kişi Bobby Charlton'la Cristiano Ronaldo'yu kıyaslayabilir? Kıyaslayamayabilir ama işte birinci sayfaya geri dönsene. Yayın bir daha okuyalım. Bak Ronaldo diyor ki ben bunların hepsinden iyiyim. Maradona, Pele, Cruyff. Pele'den kesin iyidir ya. Pele'den iyidir. Maradona'dan değil. Cruyff'tan da iyi mi bilmiyorum. Cruyff'tan da iyidir. Messi'den olmayabilir. Değil bence. George Best. Ondan hiç kimse iyi değil. Best abi o. Abi, dünyanın en iyisi Best. Evet, Ronaldinho.
Ondan %100 iyi. %100 iyi. Maalesef. Daha yetenekli değil de daha iyi. Devam. Di Stefano. Hadi yap ki. Nereden biliyorsun? Zico'dan kesin iyi. Zidane'dan da iyi. Puşkaş'tan da iyi. Yösebio'dan, Garinçya'dan da iyi. Puşkaş'tan iyi. Nasıl diyebiliyorsun? Diyemeyesin. Diyorum ben. Puşkaş güzel bir abimizdi. Ya diyemezsin. Çok yani adam bilmeyebilir ama. Bambaşka. Yani ben. Bence Ronaldo daha iyi abi. Şu sayfanın hepsinden iyi olabilir. Bambaşka'nın hastasıyım. Onun da çok hastasıyım. Roberto Baggio'nun da hastasıyım ben. Bambaşka'nın çok hastasıyım. Maldini'nin orada ne işi var ya? Baktım şöyle bir. Alınan puanlara, kupalı ortalamalarına göre Eric almışlar listeleri. Eric Cantona'yı sırf orada duygusallığından NTV'cilikte koymuş. Hayır abi. Eric Cantona. Bak bir kere herkes böyle, herkes böyle giyinmeye başladı. Eric Cantona'yı Ronaldo'yu yani cümleye koyamazsın. Tabii canım. Erbatur Cantona'yı. O da güzel bir abimizdi de. Severdik. Duygusallığın ne olacak? Çukur. Güzel. Arkadaşlar Erbatur çalışmış. Atın beni çukura. Anladım. Çalışmış ama yani bu sefer kötü çalışmış. Yani nedense nesilsin? Böyle bir kıyas olur mu ya? Abi tarihin en iyisi benim. Bak o zaman bana cevap ver. Metin Oktay mı, Tanju Çolak mı? Abi bak kendi onun kıyasını yapamazsan Eusebio ile de Ronaldo'yu kıyaslayamazsın. Kendi kıyaslıyor. Ben değil ki Ronaldo abi, diyor. Kardeşim tamam baba, da sen 882 maçta 824 gole imza konmak ne demek ya? Asist ve gol dahil. Yani nasıl bir şey abi bu yani? 800 maç ne demek bir kere ya? Bir insan 800 maç oynayamaz. 800 maç ne demek abi? Halı sahada oynayamazsın. Ya yani. Hiç sakatlanmadın mı? Hiçbir şey olmuyor. Bunların hiç olmuyor değil mi? Ah falan olmuyor değil mi bunda hiç böyle? Ah baldırım yok, çekti. Ya bir sakatlanmıyor. Mehmet Ekici gibi olmuyor yani. Arkadaşlar Mehmet Ekici ne oldu ya? Ne bileyim abi ben. Peki bak devam. Ronaldo gitsin Messi'nin orta sahada alıp herkese çalım atıp attığı gollerin birini atsın. Kaç ondan sonra görelim. Yani kaç tane çalım atıp attı abi? Uzun menzilli tane koşular canım. Attı kaç tane ya? Fulleli koşular attı ya. Arda Bey demiş ki iyi yayınlar, Alanya'dan yazıyorum. Dünya tarihinin en iyisi Neymar olacak. Paris Saint Germain de Şampiyonlar Ligi kazanırsa iş çok değişecek. Orada yani. Da hoca kovulur mu? Neymar iyi oyuncu abi. İşte çok Neymar isterse kovulur. Dortmund'un hocası gidiyor yarın. Evet. Bir zahmet gitsin ama olmadı. Gönderiyorlar. Dortmund hocası İbrahimovic olur. Çok kızacak listede yok demiş Kaan Bey. Alamıyoruz İbrahimovic listeler dışı. Kendisi. Bence Maradona çünkü Ronaldo'nun Dünya Kupası yok ama Avrupa Şampiyonası var. Evet abi Avrupa Şampiyonu. Nasıl ve Dünya kimle? Kupası alacak Ronaldo abi? Ve kimle? Bir dakika. Portekiz'de mi alacak Avrupa abi? Avrupa Şampiyonası'nı kimle aldı? Portekiz'de abi. Hangi oyuncularla aldı? O yüzden Ronaldo Messi kıyası yaparken bile. Ama Ronaldo da çok, Maradona da çok şeylerle aldı. Hiç öyle çok iyi futbolcusu yoktu yani. Hayır. Sağdan say Sensini, soldan say Olartik Hoca'ya. Başka yok yani. İyi bir Bruşaga vardı, biraz da Vallano vardı. Napoli'yi tek başına şampiyon yaptı, onu konuşun önce demiş. Doğru söylüyor. Kesin, %100 tek başına. Tabii, üstelik tek başına. O zaman İtalya Ligi, Avrupa şimdinin Premier yaptı. Ligi'ydi. Milanlar, Platini'li Juventuslar. Van Basten'le Rijkaard'lı şeyler. O kadar Milan'da. Van Basten'a gelmemişlerdi. Vardı. 87'di bu. Hollandalar. 89 zirve yaptı. 87'de. Ya zirve ama vardı Van Basten'ler vardı yani. Milanlar falan iyiydi. Inter'in acayip iyi zamanlarıydı o zaman. Ahmet Naim Sürücü çok kızmış. Messi tüm takımı oynatıyor. Pasları oyunu sağ kanattan kuruyor. Arka direkte gol atmakla rekor kırmıyor demiş. Tamam abi sen Messi'ci ol. Biz ne yapalım ya? Biz ben Ronaldo'cuyum abi. Messi'yi konuşurken Xavi ile Iniesta'yı denklemden çıkartabiliyorsanız ve hala Messi Ronaldo'dan iyi diyorsanız. Messi bir gitsin İngiltere Ligi'ne. 28 tane atsın, öpüp yani büyüksün baba diyeceğim. Öyle yalandan Hetafe'ye falan oynamasın diyorsun. Eybara. Baba bir gitsin ya, bir göreyim ya. Öbürünü gördüm Allah ben abi. Allah aşkına burada lütfen kıyaslamayın ya. Ben öbürünü gördüm abi. Öbürü 31 tane attı abi. 31 tane. İngiltere Premier Lig'de. En güçlü Premier Lig'de, en zor Lig'de. 31 tane golü. Kim atabiliyor bir de? Bir de işte bizim Robin van Persie. Kral oldu biliyorsun. Bundan sonra Neymar'dan iyiyim diyormuş biliyor musun? Neymar'dan iyiyim. Bundan sonra üçümde şey olacak. Van Persie mi diyor? Vallahi bak. Ben Neymar'dan iyiyim diyormuş. Cristiano, Messi mi de üçüncü benim diyormuş. Kaç gol atmış ki Neymar diyormuş. Abi bak. Gol rakamına baktığında Van Persie bayağı bir rakam çıkıyor. Şimdi şöyle bir şey vardır. Amerika'da da birçok biliyorsunuz okul maçları, okul takımları çok önemlidir. Üniversite, lise. Geçmişinde yaşayan da çok eski sporcu vardır. Ben lisede şöyle büyüktüm, üniversitede böyle dünya yıldızıydım diye. Ama sadece o hikayelerin içinde yaşarlar. Bugünü bir türlü yaşayamazlar. Bence Van Persie'nin yaptığı şu an o. Öyle diyormuş abi adam. Neymar'dan iyiyim ben diyormuş. Kaç gol atmış ki diyormuş. Ben eski İnanılmaz futbolcularla ya. Yaptığımız her sohbette size şahitsiniz. İlk şeyi soruyorum biliyorsunuz. Ertesi sabah nasıl kalktınız yataktan? Yani ertesi sabah futbolu bıraktınız. Ertesi sabah yataktan kalkmak hikayelerini... Kalkamıyorlar değil mi ertesi sabah? Şey yapmak lazım. Böyle kitap haline getirmek lazım. Tabii Sokrates de var. Sokrates de... Işte ama şimdi Sokrates ile Ronaldo'yu nasıl kıyaslayacaksın? Sokrates nerede var? İki bir abi çok iyi topçuydu da yani ne yapmış ya? Yani? Fikir adamı oluyor. Bu arada bak abi, şeyde sinfondan. Efsane Değil İnsanım da Serhan Asker'in kitabında enfes bir Sokrates hikayesi var. Tavsiye ederim. Oradaki en güzel hikaye şimdi bendeki Eusebio hikayesi. Eusebio'nun başına gelenler, doğru. Maruz kaldığı baskılar dünyanın en büyük oyuncusu. O gün.
O faşizmden çıkayıp işte Avrupa'da oynayamıyor maalesef. Neyse. Abi demiş Sedat Bey, bu saydığınız adamlar hep yabancı hakemlerle oynadı, ondan böyle demiş. Kesin doğru ya. Bak o %100 doğru tespit abi. Bravo. Okan Hoca da vardı yabancı hakem istiyor. Abi tabii ya. Bu arada Romario'yu da konuşabilirsiniz demiş bu listede. Bak o da büyük. Bence o Romario diyor ki ben Pele'den çok gol attım diyor. Doğru söylüyor bence. Attı. Pele yalandan öyle ben 1000 tane attım falan diyor. Vallahi yok öyle bir şey. Ali Şen'in Fenerbahçe taraftar sayısı gibi değil mi? İnanmayan sayısın. İnanmayan 25 milyon. Bakalım listede Zidane Arjantinli mi yazıyormuş? Vallahi görmedim. Olur öyle ufak. Ya şey ya. Ya çocuk 40 yılda bir çalışmış. 40 yılda bir deyip durma abi. Bir şey bak medyada şöyle bir şey vardır. Ve çoğu sektörde de bir şeyi 50 kere söylerse o değildir. Mesela ya çalışmıyor. Çalışmıyor. Sonra bir yerde duyarsın. Ya bu çocuk da çalışmıyor ha. Bir şey böyle büyük yalan. Program için bahsediyorum. Biliyorum. Abi, böyle büyük yalan vardır biliyorsun. Evet. Çünkü mesela onu bilmez, takip etmez. 3 kişi söyler, akıl hocaları söyler. O iş öyle değildir. Başka bir şeye dönüşür. Genel sektörlerde de böyledir. Peki, devam edelim. Ronaldo Messi piyasadan çekilince Neymar kimle şimdi kapışacak demiş. Bakın, bizim hakikaten bilemem. Bak bizim jenerasyonumuza bak. Aynı anda biz kimleri izlemişiz? Ronaldo, Neymar, Messi, Robben. Çok. Robben. İbrahimovic. Iniesta, Xavi. Iniesta, Xavi aynı dönemlerden söz ediyorum. Zlatan İbrahimovic. İbrahimovic saydım. Başka kimler olabilir? Çok adam mısın? Bayağı iyi futbolcular izledik. Bak çok iyi futbolcular izledik. Biz aynı dönemde oynuyoruz. Baggio, Beckham saymışsın. Hayır aynı dönemde oynuyoruz. Bundan sonrası için de bu Tolisso'yu bir yerlere Tolisso'yu sağlam not etmek lazım. Yani bundan 5 sene sonra Tolisso'yu izliyoruz denebilir o yani. O kadar demiyorum ben ya. De. Çok çok büyük oyuncu bence. Önemli oyuncu da Mbappe hakeza şu anda. Mbappe öyle bak. Mbappe çok büyük oyuncu olacak. Ama Tolisso'yu abi. Mbappe iyi adam hakikaten. Bak Tolisso hem takım oyuncusu hem bir yıldız bana. Ya Fransa'da ne kadro var ya. Riquelme'yi unutmayın demiş Can Bey. Riquelme. Onlar hep yeni Maradona kontenjanından kurtaranlar. Riquelme bunların yanında şeye giremez abi. Bir şey söyle. Biliyorsun onlar hep giremez diyorsun. Yeni Maradona kontenjanı vardı ya. Her sene yeni Cruyff, yeni Maradona. İşte abi bak. Aymar, Riquelme, Saviola yalandan çıkarıyorlardı. Kısa boylu teknik Arjantinli yapıştır yeni Maradona diye yalandan. Peki. Arjantinli demişken Fenerbahçe'de River Plate'in 10 numarasıyla ilgileniyormuş. Tito Martinez. Olur mu? Ben haber de vereyim bak Arjantin Marjantin. Biz haber verecektik. Sen verecektin. River Plate. Evet. Arkadaşlar, tek salacaklar varsa şey yapsın. Bokalıyız canım. Hani sonra çıkmazsa gene itibarsızlaştırma operasyonu.